Evet arkadaşlar, herkese merhaba ve beklenilen an geldi. Evet, Otomobilmece kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz kasetler. Sayın müzikseverler, herkes burada sanırım. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Evet, bugünkü konumuz otomobil değil. Bugünkü konumuz müzikseverler için derlediğim kasetler konusu. Daha önce de söylemiş olduğum gibi yeni kasetler gelecek, yeni bir video gelecek demiştim. Kısa bir video olacak bu, kısa bir tanıtım. Çok heyecanlıyım. Sizden daha çok heyecanlıyım. Çünkü bakın arkadaşlar, uzun zamandır elimde olmayıp da almak istediğim kasetler. BASF, BASF kasetler serisi. Burada da Agfa kasetler serisi. Burada TDK'nın en eski modellerinden biri var. Çok güzel. Göstereceğim size hepsini ve bunları marka marka ileriki tarihlerde, ileriki kaset videolarımda marka marka ayrı ayrı inceleyeceğim. Şimdilik size birkaç tanesini gösteriyorum. Bu tarafta da Japon kasetler var. TDK, Fuji, iki tane Fuji var, çok özel. Scotch, bilmiyorum Scotch Japon marka mı? Aşağıya yazın. Bunları da yani bilerek çeşit olsun diye aldım arkadaşlar. Yani kalite kalite, farklı farklı, çeşitlilik olsun diye. Agfa, vaktiyle ortaokula giderken Agfa kasetlerim vardı. Mesela neyden başlayalım? Hadi ya, bastan başlayalım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Şu kasetin güzelliğine bakın ya. Bakın bu kasetin kendisi değil. Kasetin dışındaki J kartı, yani kağıdı. Kasetin kendisi burada. Bunların hepsi ikinci el kaset arkadaşlar. Ferrochrome 3 diye bir model çıkarmış yani. Ferrochrome, yani hem kromlu hem demirli. Yani bunun biyasını aslında birinci biyasta kaydetmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Bu konulara geleceğiz zaten. Çok tatlı bir kaset arkadaşlar. Bunların hepsi kullanılmış kaset. Bu kasetlerin hepsini Bit Pazarından aldım. Ve gördüğünüz üzere burada bir tane daha Chrome Extra Bass. Daha yeni bir model arkadaşlar. Şeffaf. Chrome Extra 2 60'lık, 60 dakikalık. Bu da gayet güzel. Şuraları falan böyle tırtırlı falan. Bunların incelemesine, detaylı incelemesine geçeceğiz arkadaşlar. Teker teker ileriki aşamalarda. Bunun da görüntüsü böyle. Evet, CD çalar, otomobilde dinleyebilirsiniz vesaire vesaire. Bir tane daha var aynısından. Yani aynısının benzeri. Bunlar 90'lı yıllarda çıkan Basf'lar. Basf'ı idaresini ve şirketin kaset bölümünü neydi ismi markası? Bak unuttum şimdi. Kime vermişti? Anlatmıştım daha önceki şeylerde. Şimdi heyecandan aklıma gelmedi. Yani diğer ikinci şirkete bağlanmadan önceki son çıkardığı kasetlerden 100 dakikalık bir kaset ve kromlu kaset. 50 dakika bir yüzü, 50 dakika bir yüzü. Ender kasetlerden. Evet arkadaşlar. Yine bir BASF daha. Maxima. Basf Maxima arkadaşlar. Şu paşada baksanıza. Şu kasetin sıfır arkadaşlar 8 euro, 10 euro, yani 150 lira, 180 lira bu civarlarda bu kasetin sıfırı. Kasetleri alır almaz arkadaşlar hemen dezenfekte ettim. Temizledim güzelce tozdan topraktan arındırmak için. Bu da 80'li yıllardan kalan bir Basf kaset. Kromlu. Basf kasetler siyahken. Yarı şeffaf. 85-86 yıllarına ait. 86. Evet. Burada da bir tane daha var gene. 86-87 model. CRE. Meşhur CRE 2. Chrome Dioxide. Basf Chrome Dioxide. CRE 2 arkadaşlar. Evet, çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Neden çok heyecanlıyım? Çünkü size bu Agfa'ları da göstermem lazım arkadaşlar.
ve gerilere gidiyoruz. Gerilere gidiyoruz. Aşama aşama. Akfa'nın normal bir yastığı DNA eksponili. Bunlar böyle beşli olarak filan satılıyordu. Beşli paketler halinde. Ortaokula giderken radyo dinleyip böyle şey yapıyordum, kayıt yapıyordum. Yani o kasetlerin hepsini kaybetmiştim. Şimdi bir tanesine de olsa ulaşmış oldum. Yeni almış olduğum kasetlerden arkadaşlar bunlar da. Akfa'nın yine Ferrocolor HD. Akfa biliyorsunuz tabi esas ihtisası fotoğraf filmi. Ama kasette üretti. Gerek video kaseti, gerek teyp kaseti üretti arkadaşlar. CD falan bile üretti. Boş CD sanırım. Akfa. Ferrocolor HD. 66 artı dikkatinizi çekerim. 66 dakikalık bir kaset. 33 bir yüzü. 33 dakika öbür yüzü. Tabii ya. İşte bakın. C kartı da böyle çok tatlı kaset arkadaşlar. Yani aman aman kaliteli bir kaset olduğundan demiyorum ama hakikaten çok tatlı vintage kasetler bunlar. Yani belki de bir TDK olamaz, bir Maxell olamaz ama TDK ve Maxell kasetlerim vardı. İlla ki Alman menşeli bu kasetlerden de alayım dedim. Bakın arkadaşlar, burada da Akfa'nın Super Ferro Dynamic 96 artı 96 dakikalık bir kaseti. Baksanıza şuna ya. Ne kadar eski bir kaset. 80'li yılların başı, 70'li yılların sonu diyelim. 70'li yılların sonundan kalan bir kaset. SM yazıyor. SM Basf'ın çıkardığı security mekanizm ama buradaki SM onunla aynı değil. Special mekanizm yazmışlar. Special mekanizm yazmışlar. Yani Basf'ın security mekanizmi ile alakası yok. Sadece bir SM kaset diye yazmışlar. Taklit edilmiş ama şu görüntü falan çok güzel. Harika ya. Çok güzel arkadaşlar. Evet. Buradan geçiyoruz. 10 numara bir kaset daha. 70'li yılların TDK'sı. Gelin böyle. TDK Dynamic 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Diyorum. Bakın arkadaşlar şu kasetin asaletini ya. Çocukluğuma gittim. 50'li yaştaki arkadaşlarım. Benim gibi benim yaşlarda olan arkadaşlarım. Bu kaseti hatırlarsınız bence. Normal bias 120'lik TDK'nın Dynamic modeli C60 60 dakikalık orijinal Japon malı TDK'sı. Evet, bakın açık kahverengi parlak. Yani bu almış olduğum kasetleri daha hiç denemedim. Üstündeki şarkılar, kayıtların falan kalitesi çok düşük. Yani çok düşük bir kaliteli bir kaset çalarda kaydedilmiş. Yani o küçük teypler oluyor ya, o küçük teyplerde kaydedilmiştir bence mutlaka. Yani kötü kayıtlar üzerinde ama kasetlerin kendisi ve durumu iyi gayet diye düşünüyorum. Tabii size geri dönüş yaparım üstüne kaydettikten sonra. Evet, çok tatlı arkadaşlar, orijinal. Kabuğuma bu her şey orijinal. Burada bakın, ne zamandır edinmek istediğim ve bulamadığım bir kaset. Sony CHF CHF 60 dakikalık arkadaşlar. Pardon, 90'lık mı bu? Yok, 60 dakikalık. 60 dakikalık. 90 M yazıyor. 90 metre uzunluğu demek ki. Mi artık. Bunu artık yazarsınız arkadaşlar. Bu kasetin aynısı Rax olarak çıkartıldı. Eskiler bilir. Bu kasetin aynısı Rax marka olarak çıkarıldı. Rax tabi bu sorunun CHF modelinden isimlenerek yaptı o kasetini. Yani bu turuncu beyaz renkler, sonra kasetin dış kasası, şekli şemali, Rax'ın bir modeli var. Dynamic modeli sanırım. Rax D modeli. Ama çok benziyor. Yani sonunda çok benzetmişler. Çok bayıldım buna arkadaşlar. Yani var ya, çok heyecanlıyım ya. Bu kasetlere kayıt yapıp bunları dinlemekten çok zevk duyacağım. Burada da komple melez bir kaset oluşturmuş oldum. Bu kasetin kapağı, ne marka bir kasetin kapağı, aşağıya yazın. Sağ tarafında, sol tarafında hiçbir yazı yok. İçi Sony, içindeki kağıdı Sony ve
Kasetin kendi Maxell UD. 80'li yılların başında çıkan Maxell UD. Makaraların rengine bakın arkadaşlar. Turkuaz rengi. Bayıldım. Sırf tipine bayıldım, öyle aldım kaseti. Çeşit olsun diye aldım. Maxell UD bende vardı ama bu modeli yoktu. Daha yeni modelleri vardı. Yani bayıldım arkadaşlar bu kasetlere. Bunlar, bu gösterdiğim altılı kaset. Yani 3 tane Agfa, 1 tane TDK etti 4, 1 tane Sony CHF etti 5, 1 tane Maxell UD. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kaset arkadaşlar. Normal biyaz. Diğerlerinin hepsi kromlu biyaz. Kromlu kaset. Burada TDK'nın SA modeli. Evet, kromlu 60'lık. Bunların üzerindeki etiketleri falan çıkartacağım tabii. Şu etiketleri çıkartınca daha da güzel görünüyor bu kaset arkadaşlar. Evet, kromlu kasetimiz burada. Evet, bunun gibi 3 tane var. TDK SA modeli 60'lık. Şu ikincisi. Şu da üçüncüsü. 3 tane 60'lık TDK kromlu kaset var. Evet, geldik buradan. Şuna bakın. Sanki video kaseti değil mi arkadaşlar? Kasetin kapağına bakın. Kasetin kapağına bakın arkadaşlar. Şuradan bakın. Böyle bakınca DV kaset gibi. Tak. Fuji. Ve TDK'ya çok benziyor. Bu da Fuji Z2'ymiş. Bu kasetten hiç elime geçmedi. Pardon. Yani o kadar çok heyecanlıyım ki arkadaşlar. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bunu da kaseti de bu kaseti de deneyeceğim. Kayıt yapacağım. Ve size kasetin kalitesini bildireceğim. Hangi kasetin hangi modeline daha çok yakın değerde bir kaset olduğunu, hangi kalitede, hangi kaliteye yakın bilinmiş kasetler içerisinde hangi kaliteye daha yakın olduğunu size bildireceğim arkadaşlar. Bu da Fuji'ydi. Evet, son olarak da göstereceğim kaset Scotch. Bunu da resmen yani şey olsun diye aldım. Çeşit olsun diye aldım. Açık mavi, şeffaf, tipi bayağı güzel. Kromlu bir kaset. Bakın boş yeri de açık mavi bandı. Kromlu bir kaset. Buna da kayıt yapıp size bilgi veririm. Kayıt kalitesi nasıl diye. Scotch. Burada kasetin kapağı. BX60'mış. Arkadaşlar. Bu da bu şekilde yani. Scotch kasetimizin de C kartı bu şekilde. Kromlu bir kaset. Normal position'ımız ya, pardon. Normal position. Ya, normal kasetmiş bu. Tamam. Ben de daha yeni aldım bu kasetleri. Daha tam bakmadım. Burada normal position'ımız ya. Tamam, eyvallah. Ama yani şeklini, şemalini, görüntüsünü çok yaptım. Diğer marka kasetlere benzettim. Ve görüntüsü, açık mavi oluşu, kasası, dizaynı çok hoşuma gitti. O yüzden aldım. Maksat çeşitli kasetleri size gösterebilmek arkadaşlar. Diğer marka kasetleri gösterebilmek. Çünkü daha önceki kaset videolarımı seyreden arkadaşlarım bilir. Yani genellikle Maxell, TDK, Sony var bende. Birkaç tane de Rax var. Bu kasetler kervanında da Fuji, Scotch, Agfa, Basf gibi diğer marka kasetleri de eklemiş olduk böylece. Bu kasetlerin kaliteleri, görüntüleri hakkında detaylı teker teker, marka marka, model model videolar gelecek arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ve videolarımı seyretmeye devam edin. Abone olun. Paylaşın arkadaşlar. Sorularınız varsa aşağıya yazın. Yorumlarınızı aşağıya yazın. Kendinize iyi bakın. Ciao ciao. Bye bye.